Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Hiç Rakı Tarikatı diye bir tarikat duydunuz mu? Hı? Tamam, ben size söyleyeyim. Mustafa Kemal üzerinden Kemalistleri gazlayarak eşek yükü para kazanan Yılmaz Özdil bu tarikatın lideridir, şeyhidir. Tarikatın mottosu ise rakı vatan sevgisidir. Bu mottoya göre ise ülke, vatan, meyhanelerden, pavyonlardan yönetilmelidir. Yine bu mottoya göre ülkenin bakanları, bürokratları, milletvekilleri herhalde konsomatistler olmalıdır. Bu tarikata girebilmeniz için ise aklınızın, beyninizin, nöron bağlarınızın alkolden yosun tutmuş olması gerekir. Aklınızı çalıştırmamanız gerekir. Bu böyle bir tarikat. Ve bir mezeye vatanı satabilmeniz gerekir. Ya Melih kardeşim, ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ya ben demiyorum abicim, ablacım, kardeşim. Ben demiyorum. Ben nasıl böyle şeyler söyleyeyim? Ben demiyorum. Solcuların aydınlık yüzü, fikir adamı Yılmaz Özdil diyor. Bugünkü yazısı olan Ölmeme Günü başlıklı yazısında akıl almaz bir şekilde rakıyı savunuyor. Rakıyı övüyor. Rakı diyor vatan sevgisidir diyor. Meze vatanı satıyor. Evet. Bakın AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye İstatistik Kurumu'na güvenmeyeceksin de içki masasında fikir söyleyenlere mi güveneceksin sözüyle, bu sözünden hareketle başlayan yazısında, hatta direkt yazısından okuyayım, belgeli olsun. Belki birileri ne diyorsun ya Yılmaz Özdil'e. Buyurun, belgeli olsun. Yazısından devam edelim, üzerine konuşalım. Cevap veriyorum, evet. Çünkü TÜİK için aynı şeyleri söyleyemeyiz ama rakı vatan sevgisidir. Rakı vatan sevgisidir. Devamında iki tek attığında ne olacak bu memleketin hali diye kafa yorulması ondandır diyor. Ne demiş? Rakı vatan sevgisidir. Ulan yu. Ulan yu. Ulan yu. Yeni ceddine yu. Çüş. Rakı içenler vatan sevgisi sahibi. Rakı içmeyenler sana diyor. Bana diyor. Ne oluyoruz? Biz? Adamların vatan sevgisi ölçüsü rakı. 35'lik içenler herhalde daha az seviyor, 70'lik içenler. Vatanı sevmek çok önemli. O yüzden şişesiyle birlikte belki içine alırsan ne daha çok sevebilirsin herhalde. Senin anlayışına göre böyle. O yüzden tümden 70'lik olsun büyük, tümden içine al ki, yani sen dedin ya, ben şey yapmıyorum. Tümden içine al. Artık ne ağzından şişeyle birlikte falan alırsan belki. Çünkü senin söylemine göre artık ağzından giren başka bir yer. He? Durun, kendimi tutayım. Çünkü devamında daha neler diyor. Devamında daha neler diyor. Bakın, örgüttür rakı. Peynir, kavun, rakı PKR'dir. Ama bölücü değildir. Birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermenisi de, Yahudisi de. Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim. Helal hoş olsun. Kıbrıs'ı veresin gel. Bir dakika. Ne diyor? Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim. Helal hoş olsun. Kıbrıs'ı veresin. Bir dakika. Solcuların fikir adamı, solcuların en sevdiği yazarlar. Ne diyor? Rumlar diyor öyle güzel meze yapar ki diyor. Kıbrıs'ı diyor. Hani Cengiz Topel'in İç organlarını çıkardı, şehit oldu. Makariyos'un bebeklerimizi, kadınlarımızı katlettiği, memeciklerimizin can verdiği vatan toprağın diyor. Helal hoş olsun, veririz diyor bunu. Meze ediyor bunu. Ne bu? Bu adam Kemalist. Kemalizmi en... Allah. Ben yanlış mı okudum? Yok, öyle yazıyor.
Bunlar 70'lik rakıya göğsünü, anasını, avradını. Bunlar neleri verir 70'lik rakıya? Mezeye bunu veren vatan, matan ne? Allah Allah. Oralar bizim şehitlerimizin kanıyla alınmadı mı ya? Oralar bizim şehitlerimizin, dedelerimizin. Ulan orası senin mı? Ulan orası senin mi de vereceksin? Git ver. Biri Makarios'un heykelini diker. Orada Mehmetçiğimizi, kadınlarımızı, bebeklerimizi katleden Makarios'un heykelini diker. Biri mezeye vatan toprağını satar. Ama Kemalist. Bravo. Kemalist ama. Ooo Kemalist. Bravo. Gerçi neye şaşırıyorsun Veli kardeşim? Bunların dedeleri neydi ki? Rakı masasında hala bir Şam'ı, Kerkük'ü verenler değil miydi bilmiyorum. Soruyorum, öyle değil miydi? Neye şaşırıyorum ben ya? Ama yuh ya. Mezeye de yapılmaz ki bu. Meze la o. Lan vatan toprağı lan. Lan vatan toprağı lan. Lan Mehmetçiklerimiz lan orada bu. Ya sinir olma. Her videoda söylüyorum. Niye? Neye sinir oluyorum? Burada oturuyorsun ya, düzgünce düşünüyorum. Abi Mehmetçiğimiz canımız ya. Kanlarını ver. Dedelerimiz ya. Gazilerimiz var ya. İşkenceler yapıldı. Orası kadının. Meze ya. Bir tabak. Görün ya. Görün ya. Bunların aydınlık yazarı bu ya. He kutuplar, bunlara kutup, bunlara karşı kutuplar, bunlara en zıt kutup oluruz biz ya. Rakı diyor vatan sevgisidir diyor ya. Mezeye diyor bir tabak, Roma diyor veririz diyor Kıbrıs'ı diyor ya. Ya bunlar zıkkımlanmayı, aydınlık, çağdaşlık, ilericilik falan sanıyor ya. Bunların milli manevi değerler, İslam, Müslümanlık, bu tarafı bir tarafa koyalım. Bir tarafta dursun. Bunlar zaten kendi ateist, mateist bilmem ne, hiç değerlerle falan alakası yok. Ya dünya kabul etmiş. Bu zararlı. Uzak tutun özellikle çocukları, gençleri falan, sakın bunları özendirmeyin diye. Yaptığı suç bunu, suç. Bu aydınlık, çağdaşlık falan değil. Ya bırak bir tabak meze, vatanı satmayı. Bunun yaptığı suç. Niye bu kadar hiddetleniyorum? Ya bu neye özendiriyor? Ne yapıyor? Farkında mıyız? Bırak... Ya Burak dediğin taraf vatandan bahsediyor. Ne insan ne yapacağını şaşırıyor ya. Ne diyeceğini şaşırıyor ya. Bir de bunlar övülüyor. Milyonlar satıyor kitapları. Böyle öyle eften püften de değil. Milyonları götürüyor bu sayede. Bunların villaları ve açlık edebiyat yapıyor bunlar. Bunların milyonları filan. 10 milyon orada Bodrum'da üzerine kaçak katlar. Bunları hep aktardık. Can Dündar'ların işte 20 milyon 30 milyona villalarını vesaire. Soner Yalçın'ın villaları şudur budur. He? Gerçi bunlar sonra ne oluyor? Kaçıyorlar. Mehmet Ali Alabora İngiliz mi ne olmuştu? Bu Sözcü gazetesinin sahibi Fransız. İşte Fransız vatandaşı. Bunlar gidiyor. Can Dündar Alman vatandaşı. Bunlar böyle. Bunların vatan şeyi ne? Bir tabak meze bunların vatanı. Görüyorsun. Kendileri söylüyor. Bakın Cüneyt Özdemir'in bunlarla ilgili 10 numara bir tespiti var. Ara sıra eleştirdiği falan oluyor. Aynı düşüncede olduğumuz konular da oluyor. Ama bu konuda özellikle 10 numara bir tespit yapmış. Alkışlıyorum. Şimdi size onu aktaracağım. Neden alkışladığımı da görürsünüz. Zaten şöyle 10-15 saniye kadar izleyelim, üzerine konuşalım efendim. Biliyorsun, bazı adamlar var ya, ben rakı içiyorum. Sürekli rakı gösteren adamlar. Ben Atatürkçüyüm. Sen gerizekalısın onu gösterdiğin için. Bunu gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Aynen öyle. Tekrar alkışlıyorum. Tabii bu Yılmaz Özdil'e kendi mahallesinden de bu rezalet yazıya kendi mahallesinden de tepkiler geldi. Özellikle Nihat Genç sözünü esirgemeyen, o mahalleden de olsa bir yazar, bir gazeteci. Bakın Yılmaz Özdil'le ilgili neler söylemiş. Yılmaz Özdil milli egemenliği, milli mücadeleyi, hatta Çukurova'yı, tohumu, bereketi, her şeyi rakıyla açıklıyor. Rakı şişesine sokmadığı bir yer kaldı mı? G***den başka. Ekonomiyi rakıyla kurtarıyor. HDP'yi açılımı rakıyla, doları rakıyla, açlık yokluğu rakıyla çözüyor. İktidarı rakıyla deviriyor ve bunlara yazar diyorlar. Cumhuriyet yok artık. Bir tarafta badeci tarikat, bir tarafta rakıya tarikatı. Hepsi aynı zoom kafa.
Beyni sulanmış Yılmaz Özdil artık rakıya tapıyor. İbretle okuyun, memleketi rakıdan ibaret gören ve ülkenin bütün etnik siyasi renklerini rakıyla güzelleştirip aklınca memleketi rakıyla kurtaran sıyırmış şarlatan. Ve rakı Kürt realitesidir diyor. Kafa o biçim Zoom abimiz. Kendi mahallesinden yazar. Buyurun. Yani ben sert konuş. Belki bazıları bunu şey yapacak. Niye bu kadar etti? Buyurun kendi mahallesinden. Nihat Genç. Açıkça. Görün görün bu gerçekleri görün. Gençlerimize izletin. Sizlerden rica ediyorum. Paylaşın. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gruplarınız nereden olursa olsun görsünler bunların bir meziye neler yaptıklarını. Neler vatan sevgisi nelerle özdeşleştiklerini görsünler. Rica ediyorum. Evet, vakit ayırıp izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimlere bastığınız zaman da tümünü işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Çok çok teşekkür ederim efendim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Önerilenler videosuna çıkar. O yüzden beğenileriniz çok önemli. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Katıl butonundan da destek olursanız kanalımızın daha gelişmiş bir şekilde karşınızda olmamıza vesile olursunuz. Biz hiçbir kuruma bağlı değiliz. Hiçbir yerden bu noktada destek almıyoruz. Sizlerin destekleriyle kanalımız gelişiyor. O yüzden durumu olanlar lütfen destek olsunlar katıl butonundan. Şimdiden çok çok teşekkür ederim efendim destek olanlara. Instagram'dan da @melihesatacil olarak takip edebilirsiniz. Orada da canlı yayınlar yapıyoruz. Mesaj kutusu var. İnteraktif yapmamız daha kolay. O yüzden lütfen Instagram'dan da takip edin. Mailden de melihesatacil@gmail.com iletişim, reklam, sponsorluk. Oradan destek olmak isteyenler yazabilir. Veya video fikrinizi vesaire her konuda melihesatacil@gmail.com iletişim kurabilirsiniz efendim. Evet, Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.